Güneşli günleri iple çektik. Uzun süre sonra nihayet beklenen güneş yüzünü gösterdi. İnsanı depresyondan çıkarır, yani insana mutluluk verir. İnsan aydınlık olunca daha bir iyi hisseder kendini. Güneşli günler geldi gelmesine de beraberinde riskleri de getirdi. Güneş bir kere her şeyden önce bizim yaşlanmamıza neden oluyor. Güneş ışınları cildin yapısını bozuyor. Yaşlanmaya, erken yaşta cildin sarkmasına, kırışmasına, lekelerinin artmasına neden oluyor. Cildiniz ne kadar koyuysa güneşten o kadar az etkileniyorsunuz. Cilt ne kadar açıksa tip 1, 2 dediğimiz ciltlerde, yani sarışın, işte kızıl, renkli gözlü ciltlerini, beyaz, güneşe kaldığı zaman çabuk yanan cilde sahip insanlar güneşten daha çok olumsuz etkileniyor, daha kolay yanıyorlar, daha çok riske maruz kalıyorlar. Açık tenli olunca tabii güneşten yanma etkisi fazla olan kişilerde risk de artıyor. Yani yaşlılık etkisi de daha fazla oluyor ışınların. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Metin Görgü, aslında güneşin çok faydalı olduğunu söyleyerek faydadan yararlanırken zarara maruz kalmamaya dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. Güneşle elde edeceğimiz D vitaminini ne yiyecekle ne de kullandığımız ilaçlarla elde etmemiz mümkün değildir. Güneşin aslında yararı var. Bizim için vazgeçilmez bir ışık güneş. D vitamini sentezi için vücudumuzun şart güneş. Aslında her gün bir 15 dakika vücudun üst kısmını güneşlendirmek lazım yaz kış. Görgü güneşin zararlarına ise şöyle dikkat çekti. Güneşin zararlı ışınları ultraviyole ışınlarıdır. Bunların özellikle ultraviyole B dediğimiz ışınları. B tipi ışınlar ciltteki DNA yapısını bozarak, bu hücrelerin DNA'sını, kansere yatkınlığı arttırıyor. Ultraviyole A ışınlarında bu etki çok azdır. Ultraviyole A genel olarak her yerden geçer. Ultraviyole B camın arkasından pek geçmez ama dışarıda olduğunuz zaman bu kanser etkisinin büyük bir kısmını ultraviyole B'ye borçlu oluruz. Ultraviyole C ışınları vardır. Onları pek konuşmayız çünkü ultraviyole C daha tehlikeli olmasına rağmen ozon tabakası tarafından engellenir. Ozon tabakasının varlığı bizi ultraviyole C'den korur. Zaten ozon tabakası olmasa hepimiz kanserden, cilt kanserlerinden geçemez olurduk. Görgü faydası kadar büyük zararlar da taşıyan güneş ışığından özellikle bebek ve çocukların da korunması gerektiğini söyledi. Çocukları, bebekleri güneşten özellikle korumak gerekir. Onlar çok daha hassaslar. Ciltleri hem ince hem de daha yeni cilt olduğu için ne kadar çok güneşte kalırlarsa o kadar daha fazla etkilenir. Bir de çocuklar, bebekler daha kısa sürede büyüklere göre güneşten etkilenirler. Onlara dikkat etmek lazım.